Efendim şeye Erol abi, bu Mihail Gupoğlu kaldı orada. Anlatacağım. Arada. Bir Mihail Gupoğlu Türkolog. Türkolog. Bir Gagavuz Türkolog. Üstelik iyi bir Türkolog. Tabii tabii. Üstelik bizim yazı çeşitlerimiz üstünde de iki büyük ciltlik evet. bir kitabı vardır. Çok önemli bir kitaptır. Yani Gagavuz dediğimiz Hristiyan Türk. Türk, Hristiyan Türk. Ortodoks bunlar. Tabii. Romanya'nın son döneminde, kuzeyinde. Son döneminde buraya geldi. Burada Türkiye. Uzun süre araştırmalar yaptı. Şimdi benim çok yakınım olduğu için biliyorum. Artık açık söylemekte de fayda var. Horoz ölür, gözü çöptükte kalır derler. Gubolu da bunu. Duyarız biz Gubolu hakkındaki şeyleri, evet. Bunlardan biriydi. Ama dünya tatlısı bir adamdı. Ve olayları kısa öz anlatırdı. Kongreye gitmiş, ne yaptınız kongre? Bağ gördük, çal gördük diyor. Bu kadar. Şimdi Gubolu bir hanımla beraber Ankara'da kongredeyiz. Gubolu bir hanımla orada. Aksi gibi de üçümüz aynı yere düştük. Beraber yemek yiyoruz. Yani kongre dediğiniz akademik Ankara'da, kongre. Akademik kongre. Akademik kongre. Ankara'da. Evet. Bu hanım, üçümüz aynı anda yemek yiyoruz. Ben tabii yemeğimi yedim, çıktım yukarı, yattım, uyudum. Kitap okudum, yattım, uyudum. Ertesi gün Gubolu ile kongrede yan yana oturuyoruz. Gubolu hafif böyle başı öne düşüyor, kalkıyor. Düşüyor, kalkıyor. Bir ara beni gördü, göz göze geldik. Ben akşamı sordum. Onu açık söylemem de şey var mı? Tabii anlatır şey yapabilirsin. Hocam nasıl geçti akşam? Şimdi Gubolu'nun kendi konuşma tarzı vardı. Pepe yaptı. İki saat soyunu yarızdı. İki saat sevişi yarız. İki saat özür dileriz. Ben geldim anlattım bunu. Sağa sola anlattım. Ya Gubolu böyle dedi. Özür diliyoruz. Özür diliyorum. Ama bunu söylediği zaman 90 yaşındaydı. 91 yaşındaydı. Gubolu'yla Edebiyat Fakültesinden çıktık. İstanbul Üniversitesi'ne. İstanbul Üniversitesi. Aksaray'a evet. inmemiz 2,5 saat tuttu. Niye? Karşıdan gelen, önden geçen bir takım kızlar var. Onlara bakıyor. Dönüyor. Ara 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 dönüyor. Bir de arkadan bakıyor. Ya siz çok güzel taklit yaparsınız. Şunu bir yapsanız arkadaşlar göstersin. Görüşümü. Çünkü Erol abinin taklitte üzerine yoktu. Gubolu böyle ağır ağır yürüyor. Nereye geçsin arkadaşlar? Çırpına çırpına yürüyor. Şöyle. Yani, şimdi bir yürüyüşünü yapacağız. Yapacaksınız Gubolu'nun. Benim kolumda. Şimdi cevap geliyor abi. Bir dakika. Yer söyleyecekler. Şöyle buyurun isterseniz, şöyle biraz şöyle. Şey, oradaki kamera sizi alabilir. Şimdi Gubolu benim kolumda gidişi. Böyle tamam. gidiyor. Şimdi karşıdan güzel bir hanım geliyor. Hanım nasıl yanım, gidiyor? Nasıl gidiyor? Şey olarak böyle adımını atamıyor doğru dürüst. Kadın geçiyor, dönüyor böyle. Bir de arkadan bakıyor. Tekrar dönüyor. İki buçuk saatte. Nereden nereye? Edebiyat Fakültesi'nin yani, kapısından Aksaray'a. Nereden Aksaray'a? Hop dedim. Ama ne güzel o yaşta. O yaşta evet. Gubolu alem adamı. Çöplük de dedi ya. Allah rahmet eylesin. Yani çok bilgili bir adamdı. Çok çalışkan bir adamdı ama artık şeyde bir tek zaafı vardı işte. Kadınlar. Gözü çöplükte kalmış. O bizde imtihanlara falan girdi değil mi? Tabii 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 tabii. O kız öğrenciler oturur karşısına ben de yanındayım. Şimdi gayet yumuşak. Sülesi be ya. Erkek öğrenci yandı. Ne yapıyor? Süle. Olmadı. Allah'tan ki ben işte kurtarmaya çalışıyorum, müdahale ediyorum. Yoksa bütün tarih ha, bölümü kız olacak. Tarih bölümü değil. Ne dersin şey yapıyordu? Yöntem. Metodoloji, araştırmada yöntem.
Allah rahmet eylesin. Sonra memleketine döndü zannediyorum. Orada da vefat etti. Vefat etti. Hakikaten bunlar, bilim için büyük kayıptır. Bunlar bir devrin son isimleriydi. Son isimleriydi. Son isimleriydi.